Merhaba arkadaşlar bu videoda hangi levelde hangi keşifi hangi zindanı kesmeniz lazım bunu iki türlü açıklayacağım hem hızlı bir şekilde server başında hani kum saatiyle kafaya oynadığınızı düşünerek hem de normal sentri ile ilerlediğinizi düşünerek iki farklı şekilde açıklayacağım <laughs> bir levelde ilk başladığımızı düşünelim İlk nerede başlıyoruz biz? İtalya'da başlıyoruz. Şu anda ben Cermanya'da olduğumdan İtalya'ya geçelim mi önce? <laughs> İtalya'dayız şu anda arkadaşlar. İlk karanlık ormandayız. İlk başladığınız zaman zaten sıçan ve başağı direkt hani bir levelde oyunun size verdikleriyle kesebilecek durumdasınız. Oyuna ilk başlar başlamaz ilk yapacağınız eğitim <laughs> direkt gücü on yapın. Gücü 10 yapıp beceri ve çevikliğe kalan altını bastığınızda direkt başa kesebilecek duruma geleceksiniz zaten. Siz direkt başa kesebilecek duruma geleceksiniz. Ondan sonra 5-6 level vesaire oldunuz. korsan limanı açıldı. Hani biraz bir silah aldınız. Hatta yakutunuz varsa direkt onu 15-20 yakuta falan hem müzayede salonundan hem tüccardan silah bakıp alıp takabilirsiniz. <laughs> o silah taktığınız zaman zaten üstüne bir de zırhı vesaire dizdiyseniz direkt ayıyı kesebilecek konuma geldiniz siz artık. Sürekli kastığınız altına beceri çeviklik. Basın. Ondan sonra eğer ki direkt kafaya oynama niyetindeyseniz ilk başta server başında hani bir an önce 80 level atmak düşüncesindeyseniz <laughs> direkt sıçan vaşak kurtun bonuslarını açıp 25 levele kadar sadece ayı keseceksiniz arkadaşlar. Zindan dizmekle bile uğraşmayın. Sadece karanlık ormanın zindanına hani mm, xp gelsin diye boş saldırı atın. Yenip yenmemeniz önemli değil. Xb peşindesiniz. Sizin olayınız 80 level olmak. Eğer ki normal hani normal sentriyozunuzu aldınız oynuyorsunuz. Vesaire. 10 levelde zindanınız açılacak zaten. <laughs> 10 levele kadar işte ayı kesersiniz. Korsan limanda rüşvetçi asket, asker kesersiniz. 10 levelden sonraki süreçte eğer ki kaptan kesebiliyorsanız kaptan kesin. Yoksa mis dağları firarer er veya harpya bu üçünden biriyle 25'e kadar ilerleyeceksiniz. Zindan konusunda da muhtemelen e, ikinci zindanı zaten şu şekilde direkt kesebilirsiniz ilk 10 level olduğunuzda. Direkt 3 tane 4 tane asker takıp birine iyileştirmeci, iyileştirme itemleri hemen toplayın. Dindarlık, ruhbanlık itemler oluyor. <laughs> İyileştirmeciniz onlarla 4 askerinize de birer tane 15-20 hasarlı silah taktığınızda siz artık direkt 10 levelde ikinci zindanı kesersiniz. Üçüncü zindan için biraz hani anlaşmazlık, dövüş sanatı vesaire dizmeniz gerekiyor askerlerinize, saldırı askerlerinize. Kurtin ile hiç uğraşmayın zaten gerek yok hani X1 server değil artık oyunda hani böyle bir zindan keseyim zindancı öyle bir şey yok artık bu oyunda. Hani bunları kesmeye uğraşmayın sizin olayınız bir an önce 80 level olmak arkasından en kısa sürede 100 level atmak. Oyun 100 levelden sonra başlıyor zaten. <laughs> İtalya'yı bu şekilde 25 level olduk. 25 levele kadar İtalya'dayız. 25 level olunca Direkt Afrika'ya geçiyoruz. Afrika'ya geçmeden 23-24 levelde tüccarları yenileyerek veyahut da müzayededen artık Nasıl yapıyorsanız server başında müzayededen toplamanız çok zor. <laughs> Ondan dolayı mecbur tüccar yenileyeceksiniz. Tüccar yenileyerek Rayo sistemleri direkt toplayabilirsiniz. Yakutsuz bir şekilde tüm itemleri hani bir 30-40 iş elbisesine tüm itemlerinizi çözersiniz. Arenanız için konuşuyorum. Yakut harcamadan müzayededen de yapmanız gereken sadece 2500 üstünde bir zırh. 2500 zırhınız olduğu zaman vergi toplayıcıyı çok rahat bir şekilde kesiyorsunuz. Hani sadece zırha yönelik item bakın. Müzayededen sadece zırh dizdiğinizde 2500-3000 arası zırhla siz bunu çok rahat bir şekilde keseceksiniz vuramayacak bile size hani yiyeceğiniz de gitmeyecek eğer ki 3 yapar yaparsanız <laughs> 25 levele kadar 25 levelde bunu kesmeye başladık Zindanda dediğim gibi hani buradan sonra artık artı 6 artı 7 hasarlı rayos rotiens bacias Itemleri dizmeye başlayacaksınız <laughs> Onları dizdiğiniz zaman zaten e, Vodo tapınağının zindanı neydi adı Temba'yı yani köprünün şetu vardı burada. Şetu kan mağarasında piro vardı. Bunları çok rahat bir şekilde kesersiniz. Artı alt artı yedi hasarlı dizdiğinizde. Ama dediğim gibi olayınız kafaya oynamaksa sadece. Bunlarla da uğraşmayın. Siz sadece burada kum saatini basıp bir an önce 25'ten 40 atmaya bak bakın hesabınıza. <laughs> Afrika'da başka hiçbir şey kesmenize gerek yok. 25 levelde buraya geliyorsunuz. 25'te vergi toplayıcı kesmeye başlıyorsunuz. 40 levele kadar direkt bunu kesin. 40 level mi oldu? 40 level olduğumuzda Germenya'ya <laughs> geçeceğiz. Germenya'ya 5 kazdırla geçmeye bakın. Sadece zırhla 5 5,5 kazdırla çok rahat bir şekilde lejyoner keseceksiniz siz. Lejyoner. Bunu çok rahat bir şekilde 5 kazdırla çok rahat. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Hasarmış, eğitimmiş falan hiçbirine gerek yok. 5k 5,5 kazdır olduğunda zaten bu size hiç vuramayacak. İster istemez elinizde bir silah oluyor zaten. Onunla vurduğunuz hasar da bunu yenmenize yetiyor. <laughs> 40 levelden 50 levele kadar lejyoner kesiyorsunuz. Zindanda 40 levelde yani mağara tapınağının zindanı. Adı neydi? Karanlık. Karanlık yer altı mezarları aynen. Burayı keseceksiniz. Zaten artı altı artı hasarla bossunu kesemeseniz bile diğerlerini keseceksiniz çok rahat bir şekilde. Boss kesmenize hiç gerek yok zaten artık. Oyun hani oyunu eskisi gibi düşünmeyin. Dediğim gibi bir an önce amaç ilk amaç 80 olmak, ondan sonra da 100 olmak. Hani oyunda yok zindan keseyim, yok zindancıyım ben falan filan. Zindan kesmek için müzayedede <laughs> altın harcamak falan bunlar sadece zarar verir sizin hesabınıza. 45 levelde yeşil orman zindanına geçersiniz. Burada şu anda bende zor seviyesi açık. <laughs> Meşe efendisi kesersiniz. Ondan sonra 50 level 40 levelden 50 levele kadar lejyoner kesiyorsunuz. Zindandan 45'te değişiyorsunuz. Yeşil ormana geçiyorsunuz. 50 level mi oldunuz? 50 levelde hun keseceksiniz. Onun için de tahmini 6 kazdır. Çok rahat bir şekilde kestirir. Zaten yavaştan talit sistemleri de görmeye başlarsınız bu levellerde. <laughs> talit sistem bir iki tane taktığınızda hunu da çok rahat bir şekilde kesersiniz. Zindanda dediğim gibi homo. Bunu da kesin. Homo güzel bir boss. Moritam atar yani. Moritam aslen güzel bir şekilde bundan sonra atmaya başlar. Bu zindan güzel. Bu zindanı kesin. <laughs> Ama yine boss kesmek için ekstra çaba harcayıp ekstra altın harcamanıza gerek yok. 60 levele kadar 50 levelden 60 levele kadar keşif tehun. Zindanda viking deposunda boss kesebiliyorsanız güzel olur. Kesemiyorsanız hiç önemli değil. Boss'a geldiğinizde çıkıp tekrar gelin. 60 level mi olduk? <laughs> 60 levelde İtalya'ya tekrardan döneceğiz. Bir saniye İtalya. İtalya'ya tekrardan döndüğümüzde burada antik tapınak. Antik tapınak kültist muhafızı. Kültist muhafızını 60 levelden 70 levele kadar keseceksiniz. Tahmini 7 kazdır falan çok rahat bir şekilde kestiriyor bunu size. Sadece zırhla kesiyoruz. Bakın başka herhangi bir şeye gerek yok. Zırhınızı dizin keşif kesin. Sizin olayınız hızlı level atlamak. <laughs> 70 levele kadar bunu keseceğiz 60 levelde. 60 levelde zindan nekromar var burada. Boss uğraştırır daha farklı hani zindan taktiği istiyor nekromar. Hiç gerek yok uğraşmanıza. Boss'a geldiğinizde çıktır yaparak rahat bir şekilde ilerlersiniz. <laughs> 65 levelde açılıyordu sanırım burası emin değilim. 65 levelde Düşman elinde zindanı, Trako vardı herhalde bura. Aynen. <laughs> 65 levelde bu zindana gelirseniz boss konusunda yine aynı şeyi söylüyorum. Kesmeniz şart değil. İlk baştakileri kesin, çıkıp girin, önemli değil. 65'te bunu yaptınız. 68 levelde Korsan Limanı ileri düzey zindanı açılacak. Kaptan. <laughs> 68 levelde buraya gelirsiniz. Yine aynı şekilde boss kesmenize gerek yok. Çıkıp girersiniz. 70 level mi oldunuz? 70 levelde mis dağları ileri düzey Bunun bossunu da kesmeniz şart değil ama homo gibi bunu da kesmenizi tavsiye ederim Çünkü güzel bir boss bazen çok güzel item atabiliyor <laughs> Buradan sonra sizin yavaştan Lucius, Icarus item düşürme ihtimaliniz var hani Bu boss gernaştan ben 70 levelde Gaius düşürüldüğünü görmüştüm Gaius silah düşürmüştü bir arkadaşım Ayrıyeten 70 level olduk. 70 levelde keşifte dönek asker keseceğiz. Başka hiç şunlarla uğraşmanıza gerek yok. Direkt buna koyun. <laughs> 8 level pardon. 8000 zırhla çok rahat bir şekilde bunu kesersiniz. Başka hiçbir şeye gerek yok. 70 olduk. Ondan sonra 70 levelden 80 levele kadar bunu keseceğiz. 73 levelde korsan limanı ileri yok. Korsan limanı değil. Kurtini ileri bizde izinden açılacak Fenrisson. Evet. Bu da aynı şekilde. boş kesmenize gerek yok. Baştakileri kesip çıkıp girin. <laughs> Ondan sonra 78'de Zagraş açılacak. Antik tapınak yok. Barbar köyü ileri düzeyde. Evet. Zagraş. Zagraş. Bu boss'u zaten isteseniz de bu levelde kesmeniz çok çok zor. Hani ciddi uğraşmanız veya üst levellerden birinin size ciddi yardım etmesi lazım. Boşa boşu boşu boşuna uğraşmayın zaten kesemezsiniz bu bosu. <laughs> hani ciddi bir emek sarf etmeniz lazım bu bosu kesmeniz için. İmkansız değil. Hani kesiliyor ama gereksiz bir uğraş oluyor. Ondan sonra 70 levelden 80 levele kadar keşifimiz dönek asker dedik zaten 80 level olduk 80 levelde Afrika'ya geçiyoruz. <laughs> Tekrardan Afrika'ya dönüyoruz. Olacak süresini kısalt. Afrika'ya geldik şu anda. Afrika'da 80 level'de kervan açılmış olacak. Kervanda direkt kervan bekçisi keseceksiniz. 8-9 kazırla bu da çok rahat bir şekilde kesiliyor. Başka hiçbir şeyinizin olmasına gerek yok. <laughs> Şöyle bir şey önerebilirim size burada. 80 level'den e, iblis fil kesene kadar diyeyim. İblis file birazdan geleceğim. Gözcü ve seçkin bekçinin de bonuslarını açarak köle tüccarını 12 kazdırla, Lusius iteme bile ihtiyaç duymadan kesebilirsiniz. 12 kazdır ha köle tüccarı vuramıyor. <laughs> Güzel bir OP ve talit sistemlerin kombinasyonuyla zırhınızı çok rahat 12 k yaparsınız. Köle tüccarını boş kesmiş olursunuz. Turuncu item alma şansınız bayağı artar. Güzel item attı oluyor köle tüccarının. <laughs> 85 level olduk. 85 levelde hatta 80 levelden sonrasında diyeyim Ya köle tüccarı kesin iblis fil kesemiyorsanız Köle tüccarı kesin İblis fil kesebiliyorsanız 100 levele kadar sadece iblis fil kesin Kayanti lobuna girmenize bile gerek yok Hem Biraz zor bir boss o levelde hani direkt 90 levelde kesmek için hani Özellikle server başında Bir rekabetin ve hani Hem arazi eğitimi yok hem item yok serverda doğru düzgün vesaire <laughs> ham madde yok basamıyorsun o şartlar altında yüce şama 90 levelde kesmek imkansız gibi bir şey oluyor zaten onun dışında e, Mesuayvası, İblisvil fil ham madde olarak dayanıklılık tentürü atıyor dayanıklılık tentürü oyunda hani 120 levelde 130 levelde bile sıkıntısını çekilebilen bir ham madde çok çok önemli bir ham madde ve bu <laughs> bu ham maddeyi son atan boss bu Ondan dolayı iblis fili 85'ten 100'e kadar full bunu kesin. 85 olduğunuz iblis fil kesemiyor musunuz? Dediğim gibi dönün köle tüccarı kesin. 12 zırh yapmış olduk köle tüccarı kesin. O da mı yok? Onu da mı yapmadınız? Çita kesin zaten 90 levelden sonra iblis fil kesinlikle kesmiş olun. <laughs> i̇blis fili kesmeniz için nasıl bir item kombinasyonu vesaire olduğunu bir dahaki videolarda daha detaylı anlatırım zaten ama şöyle söyleyeyim full Lucius item ayrıyetten bir tane talits yalnızlık eğer talits yalnızlık yoksa o da şart değil onu da luji yapın ve iki tane talits narin hani statlarınızı fullleyecek iki talits ile çok rahat bir şekilde silahınızda hani Icarus suikast falan olursa çok rahat bir şekilde iblis fil kesersiniz zaten eğitimleriniz çok çok kötü değilse <laughs> dediğim gibi yüz levele kadar bunu kesiyoruz Ondan sonra 80 leveldeki zindanımızı söylemedik. 80 levelde Unpok takılan Sasama Baba var burada. <laughs> Bu boss'u da kesmenize gerek yok. Bu boss da farklı bir taktik isteyen bir boss. Hani özel çaba sarf etmeniz gerekiyor. Uğraşmanıza değmeyeceği için kesmenize gerek yok diyorum. 86 level olduğunuzda yeni zindan açılacak. Şu andan itibaren bossları kesmeye başlayın. <laughs> Şetubin set bu boss'u kesin. Bu boss güzel item atar. Icarus, Lucius, Mor item de atar. Hani güzel baya faydası olur. Bu zindandan itibaren Lus, ik, değil ama Icarus bol bol düşmeye başlıyor zaten. Elit parşömen falan düşürmeye çalışacaksınız. <laughs> Ondan sonra 90 levelde kan mağarası ileri düzey olması lazım. Kan mağarası veya kayıp liman. Kayıp liman ileri düzeyde ahlaksızlık var. Ahlaksızlığı kesebilmenin yolu kritik. Bu bossu kesebilmek için 90 levelden itibaren bu zindanı kesin. Bu zindanın boss'unu kesmeniz için gereken şey de %25-30'un üstünde bir kritik. <laughs> bu boss kritik hasarla kesiliyor öyle söyleyeyim size. Ondan sonra 92 levelde yeni zindan açılıyor. 92 levelden 100 level'e kadar da burayı keseceksiniz. 100 level'e kadar da bunu kestiniz. <laughs> Eğer ki kostümlerinizde Kartal bakışı kostümü varsa 100 levele değil de 98 levele kadar iblis fil ve o zindanı keseceksiniz. Yoksa 100 levele kadar. 100 level olduk veya 98 kartal bakışınız varsa bir sefer Germanya'ya geçiyoruz tekrardan. Cermenya'da ne yapacağız? <laughs> Cermenya'da kartal bakışınız tamsa pençelisi solucan 98'de kesmeye başlayacaksınız. Yoksa 100'de başlayacaksınız. Direkt buna başlayın. Zindan olarak hiç git gel hani zindanı orada kesmeye falan uğraşmayın. Direkt 3-4 level ölüler tepesi burada 80 levelin zindanı var. Bunu kesin hani sırf bir şey kesmiş olmak için size bir faydası olmayacak ama <laughs> sırf pençeli olacağını 2-3 level daha fazla kesebilmek için böyle yapın. Pençeris olacağını ondan sonra 104'te Töton kampa pardon 102'de yeni zindanınız açılacak yeşil orman ileri düzey. Öfkeli daha ejderhası. Bu boss'u da şahsen ben kesmiyorum. Çünkü bu boss'u kesmek için biraz iyileştirme gerekiyor. İyileştirmeyi ben kısık tutuyorum. Sirk, sirk'te daha faydalı olsun diye daha farklı item kombinasyonu kullanıyorum. Şart değil zaten. 100 levelden sonra sizin turuncu item beklentiniz zindandan ziyade keşife dönüyor artık. Çünkü yer altında anlattığım gibi o kostümle siz artık keşife yöneliyorsunuz zindandan ziyade. <laughs> Ondan sonra 104 levelde seydir keseceksiniz. Bundan sonra her açılan keşifin Bosunu açıldığı zaman kesin hatta kartal bakışınız tamsa O bölge açılmadan önce mesela 104'te açılıyor ya kartal bakışını 102 levelde takıp 102 levelde bunu kesmeye başlayın Yeraltı kostümü süresi dışında Bonuslarını Yakut kullanmadan açın hiç gerek yok <laughs> Zaten Bu leveldeki zeka ile %10-12 en az şeyi oluyor bastığınız eğitimde Bonus düşürme şansınız yani tahmini bir günde tüm bonusları tamamlamış oluyorsunuz. Bundan sonra dediğim gibi örnek veriyorum Ejderha iskeletleri 112'de açılacak. 110 levelde ben Kartal bakışı giyip buranın bonuslarını tamamlayıp patronu kesmeye başlayacağım Ejderha iskeletleri keşifinin. <laughs> Ondan sonra 112 levelde yeni keşif açılacak. Ejderha iskeletlerinde 112 veya 110 olması 112 evet. 110 değil. 112'de yeni keşif açılacak. Filius Gustova'ydı sanırım. O, o zindanı girip keseceğiz. 102'den sonra o geliyor. Bir de 120'de açılacak. 120'deki zindanı hiç kesmeden <laughs> direkt Britanya'ya geçeceğiz zaten. 120'den sonra da zindan yok. Ayrıyeten İblis iblis fil konusunda yok yüce şamanı kesenler var. Yok 93-95'te gelip şu Vandal köyü ölüm şövalyesini kesenler var. Hepsini defalarca denedim. En az bu levelleri zaten 20 kere oynadım. Ondan dolayı he, hiç gerek yok. Sadece zarar. Hem ölüm şövalyesi kesmeye size zarar. Hem yüce şaman kesmeye size zarar. 85 levelden 90, 100 levele kadar iblis fil kesin. İblis fil kesemediğiniz süreçte hani 85-90 arasında belki kesemeyebilirsiniz. Köle tüccarı kesin. O da olmuyorsa dediğim gibi çita kesin vesaire. <laughs> Ama 90 level 100 level arasında kesinlikle iblis fil kesmeniz lazım. Evet arkadaşlar bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.